Çocuğu bana sana nasıl, verdiler mi? Nasıl verebilirler ki? Ben işime gidiyorum her gün. Benden iki tane üç tane de olması lazım ki onların iddiaları doğru olsun. Biri onları takip etsin, biri organcılıkla uğraşsın, biri işiyle Emine, uğraşsın. Nereye gittiyse peşimizde. Ben peşimden kolaydan peşinde gitmedim ki ya. Yani kadın temizlik peşinde anneciğim. Bir gün temizliğe gider, beş gün. Sen kendisi de onun adamlarımız var diyor bak. Adamlarımız var. Emen'le, Emrah. Ben temizlik peşinde. Mafyalara karıştı diyor. Alamıyorum diyor. Ya mafyaya karışsa kadın niye üç kuruş bir gün içinde para alıp da geçimini sağlamaya çalışsın? Niye böyle bir iş yapsın? Benim kapının önünde 3-4 tane siyah arabalar niye beni böyle gözetiyorlar? Ya onunla bağlantısı olduğunu ne biliyorsun? Konuşmaları vardı ya arabayla ilgili. Kim söyledi onların bağlantısı olduğunu sana? Tanıdıklarım benim arabalarımı da başka arabaları kim söyledi? Söylemek mi lazım? İlla ki görüyorum. Söylemek da lazım beni tabii. Takip ediyorlar. Benim kapımda bir siyah araba varsa ben siyah bunun... değil, 3 tane, 4 tamam, tane. Tamam, 5 tane olsun. Her, niye polise bildirmediniz o zaman? Her şeyde Tuncel sizi söyleyince gidip şikayet ediyorsun da kardeşlerinden... Neden o zaman arabalar var deyip polisi arayıp da arabaların önce içindekilere baktın? Önce o anda anlamadım. Sonradan aydım. Peki abla bu kadar sen korkuyorsun. Oğluna korkuyla işte Emine Hanım'dan korkuyorsun. Emine'den oğluna korkuyorum. Katil diyorsun. Adamlarından. Oğluna katil diyorsun. Torunu veriyorsun. O zaman onlar seni korkutup da kızını da öldürmüş ve seni susturmuş olabilirler mi? Benim kızım gece 12'de gitti. Kızını da öldürüp seni susturabilirler mi? Oğlan kardeşimi bu, tam tanıyorum, o da şey yapıyor. Bak, oğlan böyle kardeşim. Davranış gösteren bir anneye o zaman her şeyi yaptırırsın. Ben kimseye bir şey yaptırmıyorum. Ben şimdi hep Şevki, kaçtım, bir hep saniye, kaçtım. Ben hep bir kaçtım. Bir saniye bak, bir şey hep söyleyeceğim. Kaçtım. Hep diyorsun ki 2'de gitti kızım. Evet. Oysa yanındaki oğlun yatsı namazdan önce, namazdan önce gittiğini söylüyor. Şaşırtabilir, küçüktü. Belki aklını öyle şey yaptı, aklını bilmiyorum. Ben namazdan geldiğin zaman yoktu diyor. Öyle bir şey dedin mi? Dedin mi demedin mi? Yüksek sesle söyle. 2011 ifadesinde böyle bir şey demiştim, evet. Gerçeği söyle, gerçeği. Gerçeği o zaman ne dedin? Yani buraya ifadeleri dedin. Bir tarafa bırakın. İfadelerin ne kadar doğru olduğunu gördük. İfadeleri bir tarafa bırakın. Gerçeği söyle. Yani bu kadın saat 2'de mi çıktı? 2'de çıktım. Niye o zaman yatsı namazına geldiğinde yoktu dedin? Dediğim gibi o zaman konuşmalarından etkilendiğim için böyle bir ifade verdim. Onlar konuşmalarından etkilensen sen de onlar gibi 2'de dersin. Onların hepsi 2'de demişler. Bir tek sen vallahi etkilenmemişsin. Şey helikopter rotoru gibi tırrrr böyle İnan dönüyor. Ki peşimizdelerdi. Peşimizde olmasalar bu adam bizim peşimizde bizi koruyor. Evini ocağını da dağıttı. Ya, bizim ya bu adam sizi nasıl koruyor adam ya? Adam evini ocağını dağıtmamış evini, adamı kovmuşlar. Satmış. Ben kadın barınmadayken sattım. Biz adamı kovmuşlar. Bizi polisler kadın barınmaya geldi. Adam yani. Senin bütün paraları almış. Kusura bakma. Kusura bakma. İhsan'ın da haberi var. İhsan'ın ne haberi? Tamam. Nerede o evin paraları? Sözleşme. Kendisine soracağım. Nerede o evin paraları? Evin paraları harcadık. O bitti öyle. Nasıl harcadın? Nereye harcadın? Sağa sola gitti. Çalışamadık. Etmedik. Çalıştık. Yedik onu. Yediniz. Oh. Ne yapacağım? Didime gittik. Yarı fırında sattık. Tekrar buraya geldik. Farkında değil misin? Ocağının bütün senin hayat güvencen olan mallarının hepsi çarçur olmuş gitmiş. Kime verdin bu malı ilk? Bir düşün. Otur düşün. Kim aldı benim elimden bu malı diye. Sonra da nasıl çarçur oldu diye düşün. Ne diye aldı? Şimdi ne diye evi aldı? Sattık, Didim'den ev aldık. Evi aldık, alan adam parayı tam ödeye ödemedi. Didim'den evi kimin üstüne aldınız? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Evi aldık. Didim'deki evi benim üzerime yaptırdım. Senin üzerine yaptılar. Onu da Tuncay. Niye senin oğulların yok mu ya? Bunlar kendiler ben kadın sığınmadaydım. Ev satıldı dedi. Çocuklarım var, iki tane. Bu zaman İsa'yı sayma. İsa Tuncer'in zaten ağzına bakıyor. Ne dese o, ne dese onu diyor. Aynen, onu saymıyorum. Evet. Onu orada, Tuncel'den sayıyorum. Orada şimdi oradaki... Onları bir bütün hayır, sayıyorum. Hayır, neden öyle oradaki... sayıyorsun biliyor musun? Oh, çünkü bu verilen ifadeye göre... Yani şimdi ilk Meryem'i de öldürdüklerinde Tuncel'le İsa gömdüler dediler. Evet. Melike de yine öldürüldüğünde yine Tuncel, İsa, Ayşe, Melek ve Emine gömmüş. Bakmak zorundalar ağzına. Çünkü hepsi aynen bu öyle. Bu cinayete karıştıkları ve usulsüzce gömme yaptıkları için hepsi ondan dolayı suçlanmışlar. Mecburen birbirlerinin ağzına bakıyorlar. Bir ortaklık içindeler tabii çünkü. Ki var yani suç ortaklık ortaklığı yani. Var.
Annenin ilk söylediği ifade böyle. Aynı zamanda yine İsa ile Tuncer halalarına gidip dövdüklerini de yine İsa ile Tuncer işte Havva hepsi ceza almışlar. Hepsinin suç ortaklığı var. Havva'nın hepsi birbirinin ağzının içine bakacak. Kime bakacak? Havva'nın da halanın şeyi sırasında evde. Ben, evet. Ben görümcemin karşısına geliniyim. Ben bir şey yapmadım. Ben onun üstüne gitmedim. Ben hatta mutfaktaydım. Aha kendi yüzü. Sus. Yalan konuşma. Ben konuşmuyorum. Ne konuşayım? Ben sana niye geldim biliyor musun? Emine de bir gece. Hala da bir konuşsun bu senet imzalatılan hala. Sen bir sus. Dinle bir. Ben karamelseldeydim. Ben pazara çıkmıştım. Evet. Sen eve gelmişsin. Benim komşum aradı beni. Benim haberim bile mi yok? O birinci sefere. Birinci sefere, evet. Ha, birinci sefere. Misafirlerin geldi dedi. Kim geldi? Senin abinin hanımları, çocuklar falan geldi dedi. Evet. Ben de apar topar bir şeyler aldım, eve geldim. Akşam oldu, biz eve gittik. Dur. Fazla durmadık. Yedik, içtik, mesela her neyse. Helal hoş olsun. Dedin ki bana, biz gidiyoruz. İki gün sonra bir daha geleceğiz dedin bana. İki gün sonra bir daha geldiniz. Ha. Ben sizi çağırmadım. Sen bizi çağırdın. Seni şeye götürmeyecek miydik abin yanına? Harun'un yanına cezaevine beraber gidelim diye. Ben seni çağırmadım. Siz kendiniz geldiniz. Kim geldiler? Arabamız vardı yani, ya. Kim geldiler? Gidelim yani cezaevine. Abu Hava, İsa. Ha. Açık görüş Tuncel, vardı. Tuncel, Ayşe Melek. Ayşe Melek diğer kardeş. Aha. İkinciye geldiler evet. Bir gece kaldılar. Yine yedik içtik. Namaz falan kıldık. Ondan sonra tamam. Bunlar beni odaya çektiler. Sen dedi yalancı şahitlik yapacaksın dedi. Harun'u dedi. Babalı öldürmedi, damatını kendisi öldürmediğine dair dedi. Ben de dedi yalan şahitlik yapamam onu ben dedim. Onu ben mi dedim? Aha İsa'yla Nabu. Ondan sonra yapamam dedim. Şahitlik yapamam, yalan şahitlik yapamam, yalan söyleyemem dedim ben. Yalan söyleyemem deyince ondan sonra dış kapıyı kapattılar. Öbür odanın kapısını da kapattılar, aldılar beni içeri. Bu beni düşürdü yere. Boğazım, ben o an oradayım. Yalan söyleme. Bir dinle. Bir dinle bakayım. Düşürdü beni. İsa geldi ondan sonra. İsa'nın başımı İsa'na dizine koydurdu. Boğazımı sıkıyor bu. Üstüme doğru şey yapıyor, eziyor beni. Sıkıyor. Sıktı. Her taraf morardı. Gözlüğümü bile kırdılar. Her taraf morardılar. Bunların en sonuna kalktılar yukarı. Dediler ki, dediğimi yapacağız mı? Tamam dedim, yapacağım dedim. Ne istiyorsun? Bunları imzalayacaksın. Tamam imzalayacağım dedim. Hadi dedim. Getirin imzalayacağım dedim. İmzaladım. İmzaladık ettik. Bunlar dediler ki şimdi tamam her şey tamam oldu. Şimdi öğlenden sonra çocuk okuldan gelecek. Hep beraber Harun Nur'a gideceğiz dediler. Tamam yine gidelim dedim. Onları da kabul ettim. Kabul ettim. Bunlar şimdi dışarı çıktılar. Bizim durak var. Durağın yanına biraz ikisi beraber. İsa'yla beraber konuştular. Birisine telefon konuşacak Tuncay. Telefonla konuşacak. İşler oldu mu? Oldu. Tamam. Tamam. Ama kim düşün bilmiyorum. Hava'ya dedim ki hava dedim benim çok canım sıkıldı dedim az dışarı çıkalım oturalım dedim ben. Dışarı çıkardık balkonda oturduk biraz. Ondan sen sonra... devam gel orası biraz sıkışık seni ben şöyle alacağım gel. Şöyle gel. Sen de yapalım. Evet. Ondan sonra biraz daha oturduk. Hava'ya dedim ki. Herkes yan yana gene. Hava'ya dedim ki hava dedim. Benim dedim çok canım sıkıldı Allah bana. Şey yap, uyardı senin beni ne işin vardı orada? Beni Allah uyardı. Ben dedim yok artık komşuya gideceğim dedim. Komşun dedim, torunu gelmiş onu görmeye gideceğim dedim. Hadi dedim beraber gidelim dedim. Bu da İsa'yı çağırdı. İsa dedi hala dedi yok artık komşuya gitmek istiyordu. Gitsin dedi beraber gidelim. Tuncer'e mi sordu? Yok yok İsa'ya sordu bu hava sordu hava. Hı. Gittik oraya. Oraya gittik. Bana dediler yüzüne ne oldu? O da dedi ki arı ısırdı arı ısırdı dedi bu şendek. Arı ısıramaz dedi ısıramaz mı dedi. Hava mı söylüyor bunu? Hava söylüyor ısırır dedi. Bana sordular, hiç çok dolduydum o zaman, mutfağa geçtim, balkonda oturuyorlardı, dünürlerine beraber mutfağa geçtim. Bunun bir kızı var, Melek komşumun, Melek dedim, babanı çağır dedim. Ne oldu Gülbahar teyze, böyle böyle yaptılar, görüyorsun beni dedim. Öyle demeyle beraber, bu Ayşe Melek aldı bizim eve, koştura, içeri girdi, kapıyı kapattılar, üstüne kilitlediler. Daha dışarı çıkmıyorlar. O günü ceyranlarda kestim, telefonu da kestim, kimseyi aramasınlar, etmesinler diye. Kim kesti telefonu? Ben kestim, ben yaptım. Sen değil, ben sonra yaptım. Polisi mi aradınız? Polisi, benim komşum aradı. Hı. Komşum bana dedi ki böyle böyle yapmışlar, böyle etmişlerdi. Benim komşum geldi ondan sonra bunun kapısına, cama aç camı dedi, aç camı dedi. Şimdi yoğun bakımda yoksa, inan ki var ya o da gelirdi buraya. Hava dedi, benim 30 senelik komşumdan ne istedin sen Hava, ne istedin? Senin ne komşunmuş dedi, sen nereden biliyorsun dedi, sen sus dedi, sen sus dedi. Sen ne konuşuyorsun sen benim bu dediğimi duyuyor mu? Yok ben sus sus dedim ya sultana mesela. Sen benim sesimi duyuyor musun? Sultan kendisi anlattı bana bunu. Balkondan gayet izliyorsun. Gayet akıllı ben size söylüyorum yani. Akıllayım. Balkondan izliyorsun. Camı böyle araladı. Komşular şu kadar aralar var. Açı içeriden öyle söylüyorum. Tamam. Neyse bunlar
Yaptılar yapacağını, yaptılar yapacağını. Karakola kız gitti. Ne yaptık yapacağımızı, ne yaptık yani? Kız sen... Daha ne yapacaksın? Duvara yok, ben sana ya. Ayşe sana Melek'le bana dedi. Duvara dayandık, odadan... Ne şartı istemişim? İsa, İsa. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.